20 yaşındaki Mervinur Polat, küçücük bir kız. Kız çocuğu yani, küçücük bir kız çocuğu işte. Antalya'da kaybolduktan 140 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Biliyorsunuz gözaltında 7 şüpheli vardı. 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bırakılanlar kimler? Öncelikle bu motokurye dediğimiz, ki ben kurye değilim, Cüneyt'in arkadaşıyım diye bizde röportaj yaptı, az sonra izleteceğim. O kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ha. Evde bulunan kızımız vardı. O serbest bırakıldı. Fakat Cüneyt Akyol canavarca hisle eziyet ederek öldürme ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından, Gökhan Hamurcu, İbrahim Halil Şahin, Aziz Kaya ve Ferdi Tanrı sevdiyse suçu gizleme, suç delilleri yok etme suçlarından tutuklanarak Antalya E tipi cezaevine gönderildiler. 4,5 ay sonra gelen itiraf. Evet, Mervinur öldü, yerini size göstereceğim dedi. Kötü biri değilim, bakın izin alın, gelin konuşalım. Aylarca çatıda sakladı. Tepemizde 6 aydır bir cesetle yaşamışız, haberimiz yok. Yolun sonu cezaevi. 19 Ekim 2020 tarihinde gittiği evde ev sahibi arkadaşı tarafından iple boğularak öldürüldü 20 yaşındaki Mervinur Polat. Aylarca kayıp olarak arandıktan sonra kız kardeşinin programımıza başvurmasıyla ortaya çıktı korkunç cinayet. Cüneyt, Mervinur'u boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Haftalarca saklanan katil zanlısı Cüneyt Akyol, hakkındaki iddialarla ilgili araştırmacı gazeteci Müge Anlı ile konuşmak isteyince yakayı ele verdi. Bir numaralı şüpheli Cüneyt telefonla programımızı aradı. Benimle konuşmak istediğini söyledi. O sırada bir başka arkadaşının telefonunu kullanarak bizimle bu görüşmeyi yapıyordu. O arkadaşının babası Antalya Emniyeti'ne ihbarda bulundu. Cüneyt'in bulunduğu yeri söyledi. Ve Antalya Emniyeti de giderek Cüneyt'i bulunduğu yerden aldı. Cüneyt bunu yalnız yapmış olamaz. İkiniz beraber ne yaptıysanız yaptınız mı? Öyle bir şey gördüm ki o seni balkondan atlattı. Ben oradan panikledim, kaçtım yani. Aziz, inanıyor musun? Kendi inanıyor mu? Olay bitmedi. Antalya Emniyeti'nin düğmeye basmasıyla cinayetin işlendiği gün evde olan diğer isimler de gözaltına alındı. Programımıza da konuk olan şüpheliler cinayeti gizlemek ve delilleri yok etmekle suçlanıyordu. Gökhan Hamurcu'yu da gözaltına alacaklar. Gökhan'cığım valla bir de git Antalya'da anlat. İşte bu adalet ya. İşte bu adalet. Üzgünüz. Allah razı olsun. Ama isminiz geçtiği için. Gözaltının 3. gününde genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı katil zanlısı. Talihsiz kadının ölüsü katil zanlısının babasına ait evin çatısında bulundu. Mervinur'u poşetlemiş, kurye çağırmış, atlamış gitmiş babasının evine saklamış aylardır. Mervinur Polat cinayeti aylar sonra çözülürken sorguları tamamlanan 7 şüpheli adliyeye götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildiler. Gökhan abla güle. Ya bu Gökhan Güle. Anlamıyor demek algısı ki. Bozuluyor. Yani şu an hani sen kelepçelisin, bu kadar polisin içindesin. Cinayet büro tepende. Yani suçla iç içe yaşayınca evet, suçlanır mıyım korkusu insanlarda bitiyor. Böyle hani gülebiliyor. Neden öldürdünüz? Sonra izin alın da gelin konuşuruz. Böyle küçücük bir dükkanda bu kadar kişi ne yapıyordunuz? Bir çocuk annesi genç bir kadını öldürmekle suçlanan Cüneyt Akyol'un mikrofonlarımıza yansıyan sözleri ise hayli dikkat çekiciydi. Merve Nur'un ailesine ne söyledin? Ben kötü biri değilim. Bakın izin alın, gelin konuşalım. Lütfen. Biri dışında tamamı cinayet günü evde bulunanlardan oluşan şüpheliler Antalya Adliyesi'nde savcı karşısına çıkartıldılar. Kimin parmağı varsa, kim ne yaptıysa benim kardeşim inşallah hak ettiğini bulur, daha fazlasını bulur. Mervinur Polat cinayetiyle ilgili suçlanan 6 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken bir kişi serbest kaldı. Mervinur Polat'ın öldürüldüğü gün o evde bulunanlar arasında olan Zeynep isimli şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saatler süren duruşmanın ardından mahkeme genç kızın ölüsünü motosikletle taşıyan kuryeyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme, Ferdi Tanrı Sevdi, İbrahim Halil Şahin, Aziz Kaya ve Gökhan Hamurcu'yu suçu gizleme ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutukladı. Biri burada diyor ki camdan atladım, kaçtım, balkondan atladım. Biri diyor ki
ben gördüm, eve gittim, girdim, çıktım diyor. Yani sen camdan atlamayla, sen gördüm, çıktım demenle hiçbiriniz hiçbir şekilde bu işin nasıl sıyrılamazsınız. Katil zanlısı Cüneyt Akyol'sa canavarca hisle eziyet ederek öldürme ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20 yaşındaki genç bir kadını boğarak öldüren Cüneyt Akyol ve 4 arkadaşı için artık yolun sonu demir parmaklıkların arkasıydı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Antalya E-tipi cezaevine konuldu. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Tabii şu an tutuklananlar duruşma sonrasında serbest kalabilirler. Cüneyt için söylemiyorum bunu, Cüneyt itiraf etti. Ama programımıza katılan ve o gün evde olduklarını söyleyen, kendi odalarını temizlediklerini söyleyen işte... Ferdi ve İbrahim gibi ve işte üçüncü kattan atladığını ama o atlamanın bir türlü açıklamasını yapamayan Gökhan ve yine aynı evden daha önce çıktığını söylemesine rağmen Aziz de suç delillerini yok etme, karartma, saklama suçlarından cezaevine gönderildiler. Ya şöyle bir şey yapıyorum. Bir konu geliyor mesela böyle... Hani belli öldürülmüş. O sırada onu düşünmüyorsun yani. O acıyı yaşamıyorum, çok açık söyleyeyim. Benim hani o sıradaki derdim o kızın öldürülmesi olmuyor. Sadece olayın çözümü ulaşması için hani hep diyorum, hep onun için çabalıyorsun. Sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkınca bildiğin halde zaman geçtikçe çok büyük üzüntü yaşıyorsun. Aslında buraya gelen sizler de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Yani o sırada çözümlensin kaygısı var hepimizde. O istek var. Ama şimdi gün geçtikçe iki gündür, üç gündür ya 20 yaşında bir çocuk. Çocuk yani. Şimdi o çocukluğunu bilememiş. Allah rahmet eylesin. O çocuk olduğunu farkına varmamış. 14 yaşında kaçmış, gitmiş, bebek yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. O bilememiş bunu. Ama sen geniş fotoğrafa baktığın zaman dışarıdan bir çocuk. Bir çocuğu, 20 yaşındaki bir çocuğu bir adam niye boğarak öldürür? Hani insan bunu anlayamıyor. İdrak edemiyorum. İçime de sindiremiyorum. Ya bir can... Kalbime de sığdıramıyorum. Niye? Ne suçu vardı yani? Ne yapabilir ki? Küçücük bir şey zaten. Bir çocuk koskoca bir adama ne yapabilir yani? Ne yapabilir yani? O sana ne zarar verebilir ki sen onu öldürerek hayattan kopartıyorsun? Hani iki erkek olsa, iki yetişkin, arada bir şey olsa... Canımı kurtarmak için de, ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti de, bir şey de. Ama şimdi 20 yaşında bir zavallı bir çocuk bu ya. Bu çocukluğunu bilememiş bir çocuk. Ya işte 40 kilo, 45 kilo mu ne diyor diye incecik, konuşuyoruz burada. Küçücük, incecik bir şey zaten. Küçücük ne, bir sana şey ne zarar verebilir ki yani? Da. İnsan sadece kendini korumak için, o da yanlışlıkla istemeden karşı tarafa zarar verebilir. Sen şimdi koskoca adamsın yani. Baksana yazık, aslan gibi de çocuklar hepsi ya. Onlara da çok üzülüyorum. Onların da hayatları yitik. Yitik hayatlar. Bu konuyu işlerken hep onu düşündüm. Bu gencecik çocukların kim bilir daha Türkiye'de, dünyada kaç tane var bunlardan? İşte, yitikleri bu hale getiriyor bunlar abla. Evet. Şeytanlaştırıyor, insanlıktan evet. çıkartıyor. Annesi babası bunlar insan olarak doğurmuş ama bunlar hayvanlıktan çıkmış, şeytan olarak devam ediyorlar. İnşallah öyle de ölürler, geberirler. Hayatım, uyuşturucu kullanan hayvan yok ki. İşte gidip de durup dururken iple boğan bir hayvan yok ki bir hemcinsini ya da karşı cinsini. Hayvanlara da yapıyor abla aynısını. Yanlarında hayvanlara yapmıyorlar mı? Onlara da yapıyor aynısını. Yapıyorlar zaten. Yani. Bir silsile. Pitbull gezdiriyorlar, köpek gezdiriyorlar, kedi besliyorlar. Onlara da yaptılar. Aynısını yapıyorlar. Yani düşünüyorum, dünden beri bu tutuklamalar geldi. Tutuklananlara bakıyorsun. Ben ölene Ferdi'ye bakıyorsun. Çok şaşırdım abla. Hı? Ben Ferdi'ye çok şaşırdım. Şimdi burada şöyle gibi bir şey göründü. Var. Yok, burada şöyle bir şey var, o yüzden söylüyorum. Yani şu an tutuklananların suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Tedbir amaçlı. Tutuklamalar. Orada bir ev temizlenmiş. Yani sayın savcı doğru bir karar vermiş. Sen gittin kardeşim, orada evi temizledin mi? Biz burada da sorduk. Evet. Niye temizledin? Yani temizledinse bir şey mi gördün? Şimdi tabii bunların hepsi sıcağı sıcağına konuşulacak şeyler değil. Ben sana inanır mıyım?
miyim? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.